Evet, ilk defa böyle videonun başına kısa bir tanıtım amaçlı konuyla ilgili bir görüntü çekiyorum. He, tamam böyleymiş deyip kapatmayın. Hadi bakalım. Evet, şimdi bizim havuzumuz vardı. Şimdi muhtemelen bu ara bir video oldu ama ben bunu daha sonra paylaşacağım. Bu havuzun kenarların komple beton atılmış olur muhtemelen. Şu bölümü attım. Şurası da yapılacak. Her neyse. Şimdi buradan çok ciddi anlamda bir toprak çıktı ve biz bunu ziyan etmek istemedik. Şu bölümde bir siyah toprağımız vardı. Bak buraya güzelce siyah toprak yaydık. Ben mümkün oldukça buranın tezviyesini yaptım ama bak buralarda hala taşlar var. Temizlenmiş hali. Belki iki tur üzerinden atılmış hali. Ama maalesef bitmiyor. Şöyle, şimdi şu alana kadar, şu el arabasının olduğu yere kadar komple nasip olursa siyah toprak dökülecek. Ufak botket, bu arada ters ışık oldu. Botket düzleyecek, siyah toprak gelecek. Evet, toprak getirdik, siyah toprak diye geçiyor. İyi bir toprak. Ben yoktum, eşim karşıladı. Bayağı da bir toprakmış. Fotoğraflardan baktığımda küçük gözüküyordu. Bunu yayacağız nasip olursa, hadi bakalım. Evet, mini kepçe çalışmaya başladı. Arkadaş dedi ki ben bu kepçeyle bunu taşıyamam. Ben şuraya taşımasını istedim. Yapamam diyor. Yani çok zaman alır diyor. Makineyi çok zorlarız diyor. Doğrudur abi. Şimdi başka kepçe gelecek. 10 dakika uğraşacak. 20 dakika neyse. 1 saatlik alıp gidecek. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir abi. O onu yayıyor şimdi. Yayacak. Ben de bir taraftan etraftaki şeyleri alıyorum. Önüne olan engelleri alıyorum. Bir taraftan da bak şöyle taşları temizliyorum. Çıkan taşlar oldu. Evet, kepçe çalışıyor. En azından dedik büyük kepçe gelene kadar yay. O da yaymaya başladı. Şöyle. Bu bölümü de yaydı. İşte büyük gelince iş hızlanacak. Bu gerçekten dediği gibi yavaş işliyor abi. Bunu da aynıca toprağa dibine dökeceksin de orada iş yaptıracaksın. Şimdi büyük kepçe de geldi. Bu yayacak. Ama az bekle şu işim var dedi. Bak bu şekilde yayıyor. Bu da toprak getiriyor. Evet, şimdi kepçeci arkadaşlar gitti. Küçük kepçe taşıma olayı yokmuş onda. Böyle yaydı. Biraz yüksek yaydı. Dedi bu şey olur. İşte yağmurdan sonra çöker. Zaten basınca da eziliyor. Ama bunun kadar çökmeyecek. Yani buranın hafiften eğimini alacağım. Muhtemelen tırmıklarız yani burayı da. Öyle gözüküyor. Yani şuraya doğru böyle aşağı doğru çekeriz. Çünkü yüksek oldu. Şimdi uygulanacak ya, iyice yükselecek. Çünkü bak havuz seviyesiyle birebir oldu. Bu şekilde istemiyorum. Ezince de iner muhtemelen. Neyse bakacağız. Böyle sona kadar ezdik. Ezdik diyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Şimdi bugün bayağı bir fırtınalı sağanak yağmur vardı. Yerler ıslandı. Arkadaşlar da şey demiş. Hani bugün getirmeyelim. Rezil olursunuz toprak ıslaksa diye dediği gibi. Şimdi işlenmiyor. Tırmık da çekmiyor. Böyle bu siyah toprak acayip bir şey oldu. Sertleşti yani. Neyse bakalım. Şimdi şunların tırmıklarını vesairelerini çeke çeke ilerleyeceğim. Bak şimdiden çekişle parçalamaya başladım. Ondan sonra yayacağım buralara güzelce. En azından şu bölümü şöyle sona kadar bugün bitireyim. Evet, şimdi şöyle bunların büyüklerini mümkün oldukça almaya çalışıyorum. Şöyle yaydım bak. En son halde şu şekilde oluyor. Uğraşamayacağım onları kır kır kır. Çünkü pazar 2 gün sonra çim gelecek. Bunları toz haline getirmek için bunların kuru olması gerekiyor. Kuru olmadığı için de vur vur kırılmıyor. Dolayısıyla hiç uğraşamıyorum. Zaten buradaki toprak bayağı yüksek. İndirmem de gerekiyor zaten. Bunu ileri geri mümkün oldukça da çökeltip düzeltmeye çalışacağım. Şu kısma zaten çim gelmeyecek. Şu bölüme yapılacak. Yani böyle yaparsam en azından yarın bitiririm diye düşünüyorum. Evet, günlerden ertesi gün hanımı yevmiyeci çalıştırıyorum. Ücret istemedi. Kendisi çok güzel çapa yapıyor. Evet, bu bölümü komple yapmış sağ olsun. Şurayı da yapmış. Yüksek bir performans sergiliyor. Maşallah. Hiç beklemiyordum.
Şurayı dün yaptım. Ondan sonra şuraya kadar gelmiştim. Ondan sonra şurayı yaptım. Yaptım derken buralar tabii çimi sererken yine ileri geri yapacağız yani. Bunlar oturacak, üzerlerine basıyoruz ediyoruz ama yani toprak ıslandığı için böyle şey gibi ya, nasıl söyleyeyim? Ya bak göstereyim. Mesela şu toprak, tamam bak buraya bak şöyle şöyle çıkıyor, bak yapışıyor, buna takılıyor. Yani bunlar kolay oldu da mesela bunları toprak olarak çekemiyorsun. Bak şimdi bu toprak normalde. Normalde bu kuru olsaydı vursan hemen toprak haline geliyordu. Ama bizim hem öyle bir vaktimiz yok hem zaten yüksek bıraktı buraları. Şu şekilde vuruyorsun, tırmıkla taşlarını çekiyorsun. Ondan sonra işte bak hep böyle. Böyle el arabasıyla alıyorum. Şu yanlara diziyorum bak. Onları da yani sonuçta kendi bahçemiz, kullanıyoruz kenarlarda. Bak iki önce böyle çapalıyorsun. Ya biz bunu daha yeni serdik. Üzerine yağmur geldi. Yağmur gelmeseydi çok kolay işimiz olacaktı. Bak işte böyle. Günü çapalıyorsun, sonra tırmıkla çekiyorsun. Devam edelim. Evet, Bad Boy Musti geldi. Tufan Kaval. Bir poz verelim birader. Böyle arkamı dönme. Benim seyircilerime karşı saygılı ol lan. Vallahi geldi adam, işler hafifledi yemin ederim ya. Psikopat ya, yemin ederim var ya. Şu an taş arıyor bak. Kafasına kafasına vuracak. Evet, hanım da çocukluğunu özledi. Çim geldi. Şöyle 4 santim dedi arkadaş ama yani çimin boyu toprakla 6'yı falan bulmuş. Şöyle. Nasip olursa forklift gelecek. Forklift getirdik. İnecek şimdi buradan. Gece operasyonu. Evet, hummalı bir çalışma var şu an. Abi arkadaşlar nakliye öyle bir şey yüklemişler ki yani sürekli dökülüyor. Üstten zaten buradan görürsün yan duruyor. Arkadaş taşırken ne yıktı. Bu forkliftçide sıkıntı yok. Burayı yüklerken bir tuhaf yüklemişler. Baksana şu malzeme. Bir de tırmıkladı. Eşimin elinde bu arada tırmık var. Göster. Benim hanım biraz utangaçtır. Böyle benim yanında saygıdan çok kamera karşısına geçmez. Şuraya tırmık çekti bak. Ondan sonra bunu da direkt yatırıyoruz nasip olursa üzerine, böyle şaşırtmacalı yapıyoruz. Şimdi şöyle koyduk, tamam mı? Tabii burada şöyle bir alan veriyoruz bak sona doğru. Şu bölüme ekme biçme alanı ayırdık. Ama mesela bundan sonraki alanı bak, bunu daha önce şaşırtmak için kullanmışız. Şöyle koyacağız ki devam edince şaşırsın. Bir de şöyle vuruyoruz. Şuraları üst üste biniyor. Şöyle. İşlem bu. İçinden böyle böcekler çıkıyor, dikkat edin. Şöyle etrafı bir çek. Gözüküyor mu içinler? Hı hı, çok güzel. Şimdi bununla şey yapıyoruz. Sonra sulayacağız. Ne kadar yaptık? Bir 60 metre, 70 metre kare falan yaptık. 3'te 1'i bitti. Yarın da nasip olursa şimdi sulayacağız. Şunu bir geçireyim. Yarın nasip olursa komple bitireceğiz. Ne diyorduk? Hadi bakalım. Videonun sonunda hadi bakalım diyoruz. Neymiş? Hadi bakalım. Hep gece çektim. Şöyle gündüz de bir çekeyim. Şu ön kısım. Şöyle. Şuraları daha ezmedik. Bir de o çim farklı yani, kesilmemiş herhalde. Zaten ıslak geldi. Şuraya kadar. Şu bölümü yaptım sabah. İşte akşama kadar şu havuzun etrafına kadar bitiririm. Gece de burayı bitiririm. İnşallah. Yani bugün kaça kadar sürerse bitireceğim zaten. Evet, babam da çimleri suluyor. Kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Vallahi şu sulayışı görüyor musun? Yok, ötesi yok. Sağ ol. Şöyle geldik. Şuraya kadar. Şöyle döneceğim. Öğlene kadar bitiririm burayı. Sen, belki sen şu an öğlen bilmiyoruz ama. Şöyle. Şuraya kadar geldim. Şurayı genişleteceğim biraz daha dışarıya. Burayı duruma göre genişleteceğim. Şurası kaldı. Şurayı da bir tamamlayayım. Sonra kenar rütuşlara geçeceğim. Karşıdaki malzeme de kalan malzemedir. Biraz da şurada parçalar var. Şöyle göstereyim. Adam şey yapmış. İşte fazladan gönderdim falan diyor.
parça parça malzeme çok. Hadi bakalım. Şurada yarım palet var. Şöyle. Şurası yol. Şu karşı. Yalnız karşıyı biraz daha uzatacağım şimdi malzemeye göre. Bu gece biter. Çekemem muhtemelen. Bizimkiler de eğleniyor. Almira kendini ıslatmış. Almira bir bak bakayım. Şuna bak. Suyla oynuyorlar. Oynuyoruz. Azra'ya bakalım şimdi ne yapıyor. Elinde kesinlikle olmaması gereken bir şey. Ve ektiği çiçeğe bak. Yapay çiçek ekmiş. Azra abi öpücük at da bitirelim videoyu. Bak bak kafanın önüne geldi. Çok korkuyorum. Bir öpücük at. Evet, bütün işimiz gücümüz bitti. Sabahları kalk. Birkaç gün boyunca çim oturana kadar şöyle sabahları da en azından biraz bahçeye su tut. Tabancayla yapmam gerekiyor normalde. Dur şu tabancayı bağlayayım. Evet. Nerede kalmıştık? Şöyle sabah işe gitmeden biraz sulayayım. Neden şöyle suluyorum? Çünkü mahvetti. Yani o kadar saattir uğraşıyorum ki. Gerçi hani diyeceğim ki 20 saat, 23 saatte falan bitirdim. Şu parçalar kaldı. Bunları biraz ısladım. Şimdi devam edeceğim. Şu bölüme yapacağım onları da. Böyle yeşil gibi gözüküyor da orası ot. Çok uğraştırdı yani kaş taşıması, işçiliği, ezmesi vesairesi. Şimdi bunlar sararmasın. Sararabilir sonra tekrar yeşerir. Problem yok. Zaten çimler ıslak ama olsun dedim bir daha bir sulayayım. En son durum şöyle hızlıca gideyim şöyle göstereyim. Bak her yeri koydum. Abi bambaşka oldu. Yani bu. Hanım çok istiyordu çim 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 diye. Ben hani işçiliği vesairesi kim uğraşacak falan dedim ama bambaşka bir görüntüsü oluyor ya. Güzel oldu çok şükür. Tamam video bu kadardı. Hadi bakalım.